biraz düşündürücü. Görüntüler düşündürücü olmanın ötesinde şoke ediciydi. Dünyaya gelen bebek ama kesinlikle normal bir insana benzemiyordu. Zaten fazla da yaşamadı. Talihsiz bebek küvöze alındıktan bir saat sonra hayatını kaybetti. Şempanze orangutanlarda bu burun kısmı öne doğru çıkıktır. Evet. İnsanda değil. Böyle değil. İnsanın yüzü düzdür. Değil mi? Bu burun kısmıyla gayet güzel benziyor. Gözler büyük. Ondan sonra kulaklar şekilsiz. Peki görenleri dehşete düşüren bebekteki bu anormalliğin nedeni neydi? Anne ve babadan gelen tohum hücreleri diyelim, bunların bozukluğundan kaynaklanan bir durum söz konusu. Evre kirliliği, katkı maddeleri, radyasyon, bir takım kemoterapetik ajanlar burada rol oynuyorlar. İlk çocuğunu dünyaya getirecek olmanın heyecanını yaşayan genç anne, ekonomik nedenlerden dolayı hamileliği boyunca doktor yüzü görmemişti. Yani bebeğin gelişimini tamamlayamadığından kimsenin haberi olmamıştı. Bunun tespiti 3,5-3 aylık dönemde bile mümkündü. Bu aşamaların birisinde kalırsa gelişme, o zaman önceki insan veya maymunsulara veya insansılara benziyor. Çukurova Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı üyesi Profesör Doktor Üner Tan'a göre bu bebek tersine evrim teorisinin en büyük kanıtı. İnsandan bir önceki insanı gösteren bir evrim, aslında evrim değil, gerisin geriye evrim, devolüsyon demiştim ben onu zaten. Daha önce de yine Hatay'ın Kırıkan ilçesinde yaşayan Ulaş ailesinin maymun gibi yürüyen 6 çocuğu bu teorinin ispatı olarak incelemeye alınmıştı. Hatta kardeşler çok sayıda belgesele konu olmuştu.